kendisinden sahiplensinler diye. Mesela dışarıda bir laf ettir hocam, dedi ki aslında uçakların daha hızlı gitmesi lazım. Evet. Concorde kaç kilometre süratle gidiyor biliyor musun? Ses hızında gidiyor. Sesin iki katı. Evet. Tamam abi, şimdi ses hızı demek, sesin iki katı demek. İki katı da tam mı? Lafı ses ağzından aldın. Ha. Yani 2175 kilometre. Londra'dan New York'a ne kadar zamanda gidiyordu? 3 saat 45 dakika. Tamam. Hocam bak, 2145 kilometre süratle gidiyor. Senin bildiğin Boeing'ler, Airbus'lar bunlar 850-880. Bazen 900'e çıkıyor. Geç kaldık deyince kaptan ben Allah'a gaz vereyim diyor havada, bazen 900'e de çıkıyor. Evet. Bu 2145'le gidiyor. Abi tamam. Sesler. Yani bu kadar muhteşem bir uçaktı da niye paketlediler? Şimdi sevgili dostum, içeride dedin ya. Dedin ki abi dedin ya keşke dedin daha hızlı gitse uçaklar. Evet. Daha hızlı gidemez. Havadaki sürtünme bu mermi gibi gittiği için havadaki sürtünme yüzünden uçağın dışı ısınır. Hem ısınır hem de eklem yerlerinden çıt 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 yapar. Tabii. Ama kaç derece ısınıyormuş biliyor musun? Biliyorsun genelde, hayır, genelde mesela yukarıya çıktıkça hava soğur. Evet, öyle değil mi? Evet. Bu bilmem kaç bin fitten uçuyor hocam. Uçağın dışı 90 ila 145 derece sıcaklığında ısınıyormuş. Ne güzel, aynen. Kestane bir şey. Tam kestane sakal bir şey. Fena. Değil. Yani gazı fullersen 145 oluyor derece. Abi hayırdır, bir şey sorayım mı? Sizin bu Concorde sevdanız nereden çıktı? Abi, sakal bile hiçbir şeyden haberi olmayan Concorde'u ilk defa duyan